Hepinize merhaba. Bu sefer evden uzakta bir yerdeyiz. Elazığ'da birincisi düzenlenen Harput Kısa Film Festivali'ndeyiz. Ben bu festivale festivalin belgesel jürisinde görev almak adına geldim. Belgeselleri izledik, ödüllendirdik. Bu akşam da sonucu açıklanacağız. Müfit Can Saçıntı da burada birlikte. Ben kanka kontenjanından öyle geldim mi? Galiba. Niye abi, senin de burada gösterdiğin? Memürüdeyim. Memürüdeyim ya, hiçbir yerde değilim ya. Ama yok, söyleşin var, gösterin söyleşi var. Söyleşi yaptık. Güzel geçti yani, buradaki gösterinde değil mi? Hem söyleşi de çok güzel geçti. Ben hani gösterinin güzel geçmesini zaten bekliyorduk. Ben söyleşiye biraz şaşırdım. Şeyden dolayı yani her kesimden yani her meslekten, her yaştan insanların geldiği bir söyleşi oldu ve güzel sorular sordular yani sinemaya dair. Uzun zamandır festivaller yapılmıyordu. Evet. Şimdi yapılmaya başlandı. Ben işte Haziran sonunda İzmir'de bir festivale gittim. Geçen ay sonunda Çeşme'ye gittim. Şimdi burası var. Adana başlayacak. Peşinden Antalya geliyor. Arada İzmir falan. Sonra Ankara. Yani festivaller böyle bir istim aldı, devam ediyor. Evet. Ve festivallere katılmak isteyen pek çok insan var. Her dalda mesela şu an sosyal medyada serzenişler var. Filmi ön jüriden geçmeyenler, sinema yazarı olduğu halde festivale akredite olmayanlar, herkes oraya gitmek, orada yarışmak benim hakkımdı diye düşünüyor. Ama öte yandan benim de aklımda şöyle bir şey var. Bu festival meselesi bizim sandığımız kadar ciddiye almamız gereken bir şey mi? Yani festival sinemamıza ne katıyor, bir şey alıyor mu? Senin bu konuda bir düşüncen var mı? Var. Ben mesela son yıllarda diyeyim, son 2-3 yıldır festivaller niye benim filmimi almıyor? Çünkü başvurmuyor. İlk filmde biraz daha Mandıra Filozofu döneminde biraz daha iyi niyetliydim ya da işimi kolaylaştırır diye düşündüğümde başvurduk. Orada Türkiye'de kabul edilmedi ama Şangay gibi A kategori sayılan işte bir festivale kabul edilmişti. Hatta bu da Peşte Oteli ile beraber gösterildi falan yani. Yarışma dışı gösterildi. Ya başka bir bölümünde ama resmi bir bölümde gösterildi. Birkaç şey yaptık ama sonra kafa yormaya başlayayım. Yani şunun için bir anlamı var tabii. Yani yeni bir sinemacının sektörle bağ kurması açısından bir işini kolaylaştırması açısından bir anlamı var. Ama onun dışında niye başvurmuyorsun dersen, şöyle bir şey var ya, bizim özellikle bizim festivallerde alınmasınlar ve yani bunu söyledim diye de çağırmayabilirler. Zaten de dediğim gibi öyle bir şey, zaten başvurmayı bile bıraktım. Sadece Adana'ya iki kere yarışma dışı gösterildik Adana'da. Hem Yaşamak Güzel Şey, hem Babamın Ceketi. Ama biz yarışmalı bölüme zaten başvurmadık. Ve dediğim gibi öyle bir beklentim yok. Bizim, bunu yanlış anlamasınlar ama bir eleştiri değil, tespit olarak söylüyorum. Festivallerimizin bir kimliği, karakteri yok. Birbirinden ayıracağımız yani konseptler yok. Tematik yani ve maalesef kurumsallaşamamış hiçbir festivalimiz neredeyse. Yani en eski festivalimiz Antalya. Antalya'ya bile bakıyorsun abi. Belediyeden belediye festivalin anlayışı değişiyor, kriterleri değişiyor ve onun bir kriteri olmayınca jürinin de bir kriteri yok. Jüri her sene bambaşka ters köşe isimlerden, anlayışlardan oluşabiliyor ve jüri de karar verirken oturmuş bir festival kimliği, kişiliği olmadığı için son derece kişisel duygularla şey veriyor. Öyle olunca hani bir sene seçilen filmle bir sene seçilen filmin arasında dağlar kadar fark var ve diyelim ki ben festivale niye başvuracağım abi, ödülün niye anlamı var? Yani bir nevi başarının takdir edilmesi, onaylanması açısından bir anlamı var değil mi? Yani basit böyle. Ama ben şimdi yetmiyor ki mesela diyelim ki Antalya'dan ödül aldı bir film. Ya bazen diyor, abi ben şunu merak ediyorum, bu filme ödül veren jüri hangi jüriymiş acaba diye. Tabii. Jüriye göre bir anlamı ve bir şey oluyor ya da o açıdan bir kere bunu halletmesi lazım. Ha, şeyi söyleyeyim hani yine mesela Türkiye'de sadece Bodrum'da şu an adını unutsam bile onun bir konsept Bodrum'da yapılan Türk filmleri haftası. Aynen. Onu mesela kendi amacını belirlemiş, konseptini belirlemiş.
bir festival değil ama bir sinema şenliği olduğunu düşünüyorum. Yani diyor ki ben yapımcılarla ve ürünlerle sinema salonu sahiplerini bir araya getireceğim. Ve videona gitmeden önce ya, acayip de bir işlevi var ve doğru bir kafa. O iddiasını da gerçekleştirebiliyordu evet, bu arada. Evet yani. Tabii. Ben orada bir hatta böyle salon işletmecilerinin bir toplantısına sızıp böyle evet. izlemiştim. Enteresan şeyler konuşuyorlardı. Benim de imamı açmıştı Türkiye'deki salon işletmeciliğinin. Tabii. Nasıl yürüdüğü öğrenmek aynen açısından. Bir araya getiriyordu. Onlar vizyondaki yeni filmleri yani gelecek filmleri görüyor. Bir nevi kararlarını veriyor. Bir, iki bir de onların nasıl diyeyim kültürel ve sektörel eğitimi için de çabalayan. Evet. Şimdi mesela o benim katıldığım sene iki kere mi katıldım tam hatırlamıyorum. İngiltere'den mesela bir hocayla bağlantı kuruldu. Canlı gelecekti fiziki bir seminer verecekti ama olmamış. İşte Zoom aracılığıyla o zaman görüşüldü. Bir taraftan da onların sektörel eğitimi için çabalayan, evet. yani ne yaptığını bilen son derece anlamlı bir evet. festival. Yani ya İstanbul Festivali'nde bile mesela bakıyoruz yine en oturmuş festivallerimizden bir tanesi. Onun da festival direktörü değişince hani herkes de anlamasa bile anlayacağımız bir çizgi değişikliğine gidiyor. Böyle kurumsallık olur mu ya? Yani tamam şahısların elbette bir kattığı bir dokunuş vardır her festival ama festivalin çizgisi kişiden kişiye, jüriden jüriye değişir mi? Ya bir de şöyle bir şey var mesela. Şimdi sen filmlerinde komedi, mizahı kullanan bir sinemacı olarak diyorsun ki başvurmuyorum bile artık. Mesela benim daha önce yazdığım bir yazı var. Komedi bizim film festivallerimizden kovulmuş bir türdür diye. Bir zamanlar Çöpçüler Kralı Antalya'da yarışıyordu. Selamsız Bandosu veyahut da işte Züğürt Ağa yarışıyordu. Tabii. Ama bizde sanki şöyle bir şey oldu. Sanat somurtmaktır ya da ciddi şeyler sanata dahildir gibi böyle bir algı var. Ve bu da komediyi kötü etkiledi. Yani evet. mizah gişede evet. biraz böyle yozlaştı. Evet. Yani ve ucu bambaşka bir yere çıkıyor biliyorsun yani. Tekrar mesela komedi festivallerimize dönebilse hem abi, festivaller hem de filmler açısından çok iyi olacak. Tabii şimdi hayır bak bir tanesi bir çizgi belirleyerek ayrışsın öbüründen. Ayrışmış durumda değil. Evet. Hepsi hani art house dediğimiz hani temel içine festival yarışmalarına dönmüş. Şimdi hakikaten örneğini verdin Kapıcılar Kralı. Antalya'da ödül almıştı. Hı. Son zamanlarda herhangi bir film söyle Antalya'dan alan. Yani, yok. Herhangi şu an aklıma bile gelmedi. Geçen sene Hayaletler aldı. Mesela atıyorum mesela Çöpçüler Kralı'yla Hayaletleri seyreden bir yabancı. Evet. İki filmin aynı festivalden aynı ödül aldığını düşünebilir mi? Yani evet. ne alakadar ya? Bu nasıl festival? Hı. Çöpçüler Kralı nereye? İşte Hayaletler nerede? Yani o anlamda diyorum hani jüriden jüriye, belediyeden belediye böyle şey olmaz. Ya bir tanesi şeyle ayrışabilir yani. Ya çok pardon hani Adana ile Antalya'nın ne kadar farkı var? Ne farkı var abi? Ya bir tanesi ayrışsa dediğim gibi hani popüler filmlere ya ben adını koysa gişe filmleri. Yani diyelim ki hani Sundance yurt dışında ayrılıyor ya bir daha yani evet. illa artı az filmler gösteriyorum değil tam tersine. Yine o da hem bir sektörel buluşma sağlamaya çalışıyor, hem de hakikaten artı filmlerle gişe filmi diyebileceğim tabii, her gişe filminde değil, bir araya gelebildiği daha şey geniş yelpazeli bir festival. İşte bakıyorsun Carlo Vary hakikaten daha artı bir festival. Yani, Kan biraz daha hani Oscar'a göre biraz artı gibi görünmesine rağmen. Ama daha popüler Sitges bir festival. Sitges var mesela evet. sadece fantastik filmler yarıştıran. Gibi ama işte Türkiye'de evet. de buna evet. gidilmesi i̇şte lazım. İşte bir zamanlar Ali Murat Güven'in ya, Ankara'da Fantast bir ekiple Turka yaptığı Fantasturka vardı. Evet, birkaç evet. kere yapıldı. Çok da güzeldi ama devamı gelmedi. Bak bir şey diyeceğim. Mesela Malatya Film Festivali. İlk Malatya Film Festivali 2010 yılında yapıldı. Evet. Ve komedi filmleri festivali olarak yapıldı. Murat Şeker'in filminin galası orada yapıldı. Ben o Yeşil Sinemaları'nın büyük salonunun hınca hınçlı olduğunu İnsanların merdivende evet. film seyrettiğini biliyorum. Bak bir festivalin başına gelebilecek evet. güzel şeylerden biri bu. Ama ikinci senesinden itibaren yine Antalya'nın, şunun bunu, Adana'nın... Çünkü şöyle bir şey var abi. Türkiye'de anahtar teslim festival yapan ekipler var. Ve belediyeler, valilikler festival yapacakları zaman bunlardan birine emanet ediyor. Sen bu adamın başka bir şehirde yaptığı festivali başka bir şehirde de takip etmek durumunda kalıyorsun aslında. O şehrin kimliğine uygun, o şehrin
yerel güçleri, kuvvetleri tarafından üretilmiş bir festival yok aslında. O yüzden belki bir sıkıntı. Bir de işte tam anlamda festivallerde bağımsız olamadığı için. Evet. Şimdi galiba genelde de belediyelerin desteğiyle oluyor galiba. Tabii, acaba diyorum bildiğimden yani belediyede kendini mesela en köklü belediyenin desteklediği en köklü festival hangisi? Antalya. Acaba onlar da böyle anahtar teslim festival istiyor. Yani kendini Antalya'ya rakip görüp hem şehir olarak hem festival öyle bir festival yapmak. Mesela diyor. Şöyle oluyor Antalya'da. Yani ekip değiştiğinde bir önceki ekibin ilk aradığı sinema yazarlarından biriyken ben. Sonra ekip değiştiğinde hiç evet, aramayan evet, sinema yazarına dönüşebilir. Demin söylediğim şey yani evet. Çizgisi yok çünkü. Evet. Ve yani, kişiliği ya, yok, kişiden kişiye değişiyor. Evet, ben mesela mesleği 15 yıldır, daha da uzun süredir yapıyorum. Ama her yıl yeniden kendimi ispat etmem gerekiyor. Nerede yazdım, nerede çizdim hepsini teker teker açıklamam gerekiyor. Ama bak şöyle bir faydasını da inanıyorum ödüller, şeyler açısından mesela. Biz bir araya geldik, diğer katıldıklarında da hep yoğundu. Programım hep bir gün kaldım filan ama bugün ilk defa bu ya da burada 3 gün kaldım. Ya sizlerle bizlerin buluşmamızın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani buranın dışında da kahvaltıda konuştuk, kahvaltı sonrasında oturduk konuştuk. Ne konuştuk abi? Sinema konuştuk, sektör evet. Konuştuk, sinema yazarlığı, yönetmenlik çok faydalı oldu. Yani belediyeler de ya da bunu destekleyen kurumlar kimse sadece oraya 3 tane ünlü gelecek. Birine ödül verecek falan diye değil abi. Şimdi festival nedir? Ona bir kafa yormaları lazım. Biz ne yapıyoruz abi? Bir kamu hizmeti yapıyoruz ama nasıl bir kamu hizmeti? Yani sizlerin de başına sık gelen işte akredite olması sorunu. Abi ne yapıyorsun ki yani? Niye akredite ediyorsun? Varsa imkanın bu da bir hizmet, bu da bir kamu hizmeti. Yani sektör çalışanıyla diyelim, sektörden bir oyuncu yönetmeniyle sinema yazarını bir araya getiriyorsun. Senin şehrin yazar ya da yazmaz. Abi dolaylı olarak senin şehrine zaten hizmet bu. Bu konuda şehrin sinema kimliği de güçlü olduğu için herhalde en çabalayan festival Adana'dır her zaman. Yani sektörün uçlarını bir araya getirmek için en çok çabalayan ve ayırt etmeden yani bu bundandır, bu düşüncededir, bu zihniyededir, bu şurada yazıyor, bu filmi çekmiş diye ayırt etmeyen yer Adana'dır. Onun dışında Ankara'da mesela öyledir ama başka festivaller için çok böyle şey diyemem. Yok yani. Birkaç tane şey var yani evet. Tamam görece ama. Evet, evet. Görece oturmuş, kurumsallaşmış evet. Gibi görünen festivalimiz var ama şimdi Adana'da bile, şimdi abi diyorsun hani Adana'da evet bir kere şehrin kendisi sinema şehri hakikaten. Tabii canım. Ve çok güzel yani hamurunda derler ya da mayasında sinema var. Halkın hamurunda da sinema var ve biliyorsun o Yeşilçam döneminde ayaklar vardı sektöre yön veren Adana. En büyük bak tabii ki Akdeniz bölgesinde ve Doğu Güneydoğu'da Adana'ya Diyarbakır'da vardı ama daha etkisiz evet. Asıl etkileyen Adana, Karadeniz'de Samsun bir de yanılmıyorsam Anadolu'da Ankara'ya yani 3 ayaktan biriydi, 3 ayak dedi daha ve nasıl bir şeydi? Adana'daki dağıtımcı ya da sinemacı Yeşilçam'a hikaye sipariş edebiliyordu. Finansını sağlayıp senet mevzunu çok duyarı. Senet dedikleri o. Tabii. Adana'dan yolluyor diyor ki işte Türkan Şoray'a bir film, aşk film ya da Cüneyt Arkın'a diyor bir dövüşlü film çekin diyor kendi falan. Kendi starlarını yarattılar tabii, işte tabii. Yani. Yılmaz hani, Güney Adana seyircisini evet. Çok sevdiği için. Çok bilinen bir hikayedir aslında ama tabii yeni kuşaktan duymayanlar olabilir. Kemal Sunal'ın keşfediliş hikayesi. Tatlı dinleme biliyorsun. Evet. Uzun sadece basket takımının uzun boylu biri lazım. Zeki Alasya ekip de zaten Yasin'in tiyatroda var mı bir Ertem İlmek uzun boylu? Sadece bak Harun'un özellik uzun boylu olması. Kemal Sunal oradan seçiyorlar. Sonra yine yanlış bilmiyorsam ve hatırlamıyorsam Adana ayağındaki işte kimse Adana ayağının sahibi o zaman diyor ki ya o uzun boylu sırıtan bir çocuk var diyor. O her girdiğinde kahkahayı patlatıyorlar. Ona film çekin diye senedini burada senedi ve siparişi Adana'dan mesela o sinema gönderiyor. Sinema bir mucizedir diye film var. Var. Nakip Ali var orada evet, sinema. Muzaffer belki de odur. Muzaffer İzgün'ün şey, Nakip Ali Antepli olan. Antepli olan, pardon. O başka, onu mesela, onu Onat Bey'in kitaplarından biliriz, Onat Kutlar'dan falan. Sinema bir mucizeydi de yanlış hatırlamıyorsam. Muzaffer İzgün'ün romanı o Adana'yı evet, anlatıyor. Evet. Nakip Ali Antep. Ama o da mesela, bak biliyoruz, bak sinema saloncusunu biliyoruz evet, yani. Evet, ki evet.
Çok önemli. O da nevi şahsına... Ama o hala mesela Adana'da film festivaline gittiğin zaman filmlerin gösterildiği salon kaldığımız yani şehir merkezine 20-25 dakika evet. uzaklıkta ama o salona her gittiğimizde o salonda oturacak yer bulmakta zorluk çekiyoruz. İnsanlar film seyretmeyi seviyorlar evet, orada. Bir de bak şöyle de bir şey var Adana'da hani eleştirileri yapıyoruz, takdir de edelim. Mesela enteresan bana gelen aslında normal ama ne, maalesef bizim ülkemizde şaşırtıcı gelen bir şey vardı. Mesela bir önceki belediye başkanı MHP'liydi ama Yılmaz Güney ödülü devam ediyordu. Evet. Ve Yılmaz Güney'in kardeşini de şeye almışlardı, yönetim kurulundaydı. Ama başkan MHP'li. Yani orada hakikaten hem oranın hamurunda bir sinema olduğu için, meseleye sinema açısından baktıkları için, meseleye Adanalılık açısından baktıkları için mesela o ideolojik farklılık onları rahatsız etmiyordu yani şeyi. Gerçekten MHP'li ve Yılmaz Güney yani sosyalist hatta komünist bir insan olarak yan yana gelebiliyorlar Adana'da. O anlamda da hani oraya kurumsallaşmış diyebiliriz o anlamda ama mesela geçen sene tuhaf olan bir şey. Şimdi belediye, abi belki tarihinde ilk defa değil mi kapanış töreni mi İstanbul'da yapıldı. Evet. Biri bana bunu izah etsin. Neymiş korona. Abi Adana'da var da İstanbul'da yok mu? Biri bana bunu izah etsin yani. Abi gerçekten bu nasıl kurumsallık, bu nasıl köklü bir yapı, bu nasıl kişilikli festival, yani bir şehrin festivali. Yani şu olabilir mi? Kanın bu seneki kapanış töreni Paris'te. Yok, evet. O yüzden işte. Tabii. Biz bir de... o yüzden Antalya'ya mesela Türkiye'nin kanı diyoruz ama kana... Fransa'nın Antalya'sı abi, diyemiyoruz. Abi bırak şimdi mesela hangi festivalin açılışında Kan Belediye Başkanı 15 dakika konuşma yapıyor. Ne alaka be? Yaptığı konuşmada sinemayla alakalı olursa mesela adını vermeyeyim de çıkıp şeyde Kan'da çok güzel konutlar yapıyoruz. Kan'dan ev alın falan diye ev propagandası, belediyenin propagandası. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yine mesela Emily'nin oyuncusu neydi? Tatu'ydu. Audrey Tatu. Audrey Tatu'yu getirdiler. Aa güzel, dünya çapında biri. Ona durup dururken bir ödül uydurdular, verdiler. Ödülü veren kim? Tarım ve Orman Bakanı o zaman. Dedim ki inşallah ne bakan olduğunu söylemediler kadına da. Değil mi? Evet. Bak ülkemiz adına da bir tuhaflık var abi. Niye bizim ülkemizi böyle temsil ediyorsunuz? Tarım ve Orman Bakanı'nın yani sinema festivalinde yani seyirci olarak tabii ama ona ödül verdirtmek, biz niye bunu işte Kan'da bir Tarım Orman Bakanı'nı orada konuşma yaparken, ödül verken, tamam parasını sen verdinse verdin festivalin abi. O zaten şehrinin reklamını yapıyor zaten. Antalya Altın Portakal. Senin belediyenin ya da partinin reklamını yapmak zorunda değil ki bir festival. Parasını verdinse verdin. Bizim, eskiden bak bizim kültürümüz ayıptı böyle şeyler. Yani parasını verdim, geleyim. Böyle bir şey yoktu, tam tersine. Parasını veren biraz daha ya olur mu? Estağfurullah değil mi? Evet. Nereye gitti o zaman milli kültürümüz, geleneklerimiz falan? Evet. Bir taraftan öyle, lafa gelince öyle, evet. Uygulamaya gelince. Ya muhabbet alevlendi gidiyor. Şimdi kanalda yeni bir bölüm açacağım, kanka kontenjanı. Ha. İlk kanka da sensin. Eyvah. O çok güzel sohbet oldu. Birlikte alevleniriz diye düşünüyordum ama sen iyi yürüdün yani. Çok sen güzel de ama ben söyledim. De şaşırdım bu derecede korktum sanki yok, bu muhabbetin ya. Geldiği aha, yerden. Yok seni bölmek istedim. Çok güzel oldun Müzik Çant, kanalıma konuk peki, olduğun için çok teşekkür ederim. Peki bundan dolayı seni bu festivallere davet etmeme olasılığı attı ne mı? Ne fark eder abi, biz işimizi doğru yapalım yani. Bu öyle bir şey olabilir mi? Yani olabilir bu kadar, tabii ki. Tabii. Gerçekten tabii, mi mesela? Aynen. Vay sen bu adamı çıktın konuşturdun. Yok evet. Hayır şey değil ama yani ne konuştuğun önemli. Mesela geçen sene bir festivalde bir video çektik. Orada bir filmi eleştirdik diye bu sene o festivale davet edilemeyebiliriz. Ya da festivali eleştirdik diye. Ya çünkü... bütün festivaller şahane var ya. Çünkü artık festivaller eleştirmenden ziyade PR'cı arıyor. Süper. Her belediye şahane. Arkadaşlar Müfitcan Saçıntı'yla videomuz gayet güzel geçti. Kanka kontenjanımız bir an evvel kapatalım sona erdi. Da. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Elazığ'dan hepinize selamlar. Çok teşekkür ederim.